Şimdi başkana soru şu. Dün Icardi ile görüştünüz mü? Genel bir görüştünüz mü değil. Dün Şimdi dün görüştünüz mü? Icardi ile görüştünüz mü? Şimdi soru bu. Başkanın cevabı da hayır görüşmedim. Politik cevabı çok açık bir soru Şimdi olmuş. son dakika diye böyle bir şey oldu. Böyle sosyal medyada Sayın Dursun Özbey'in ağzından Icardi ile görüşmedim. Ya Allah Allah sanki böyle bir şey havası esti. Galatasaray Icardi ile falan yani öyle bir gündem yokmuş. Transferini falan hani Galatasaray ilgilenmiyormuş da bundan dolayı böyle söylüyormuştu. Ben yorumlar falan okudum, şaşırdım. Şimdi başkana soru gayet basit ve net. Başkanım dün görüştünüz mü Icardi ile? O da hayır diyor. Tabii ki hayır diyecek. Yani zaten Icardi ile nerede görüşecek? Buraya gelen geçen hafta içinde Icardi'nin eşi ve menajeri olan Vanda Naray'dı. Çok detaylara girmeyeyim Melike. Nara İstanbul'da güzel bir iki gün geçirdi. Ve İstanbul açıkçası bayılmışlar ya öyle diyeyim. Ve İstanbul'da yaşama Yani fikrine çok çok sevk yok ama hayır. bu normal yani. Normal de İstanbul'a olsun. bayılırsınız. Güzel teklifler de vardı sonuçta. Yani yıkar diye. Şimdi başkanın bu temkinli açıklamasını ve verdiği görüşmedim yanıtını Galatasaray taraftarı olumsuz değerlendirmesi. Önce oradan başlayalım. Bir diğer nokta Icardi konusunda Galatasaray'ın her geçen gün ve her geçen dakika şansı fazlasıyla artıyor. Açıkçası bu transfer ilk böyle konuşuldu ve gündeme geldiği vakit ben ihtimal vermiyordum. Yani ne yalan söyleyeyim. Ama gün geçtikçe Galatasaray bu işte ciddi olduğunu gösterdi. İşte eşi ve menajeri İstanbul'a geldi. Güzel iki gün geçirdi ve İstanbul'a aşık oldu. Öyle diyeyim. Bayıldı bu şehre. Ki İstanbul biz biliyoruz en azından. Gidiyoruz yurt dışına falan birçok deplasmana gittik. İstanbul ne kadar farklı bir şehir olduğunu zaten hep söylüyoruz. Burayı gelip gören kişi de hemen bunun farkına varabiliyor. Önlerinde başka opsiyonlar vardı. Neydi o? Manchester United. Manchester United'ın şöyle bir şansı olabilirdi. Sonuçta Paris Saint-Germain bu oyuncuyu bonservisiyle elden çıkarmak istiyor. Manchester United'ın gündeminde de Icardi, Mauro Icardi vardı. Ama o transferin gerçekleşmemesi ile beraber Galatasaray Icardi transferinde şu an en yakın kulüp noktasında. Tabii ki burada kritik nokta şu. Oyuncu tarafıyla bir problem yok. Galatasaray anlaştı. Sadece Paris'in vereceği karara göre bu iş netleşecek. Burada da açıkçası beni umutlandıran başka detaylar da var ama onu daha sonraki programlarda o bilgi teyidini alabilirsek o zaman söyleyeceğim. Şöyle diyelim, 1 Eylül kritik tarih. 1 Eylül'e kadar Icardi, Paris Saint-Germain başka bir kulübe satmazsa bonservisiyle ki şu an bonservisiyle Icardi'yi almaya giden ya da kapıda bekleyen bir kulüp yok. Manchester devredeydi, o da olmadı ama transferdir bu. Son dakikada biliyorsun başka kulüpler devreye girebilir. Bonservis parasını yatırabilirler, alabilirler. O ayrı bir konu. Ama şu an itibariyle Galatasaray, Icardi transferine en yakın kulüp noktasında. Galatasaray bu transfer için oyuncunun Paris Saint-Germain'den aldığı rakamın %40'ı yakınını ödeyecek. Yani bugün 8 milyon euro yıllık ücreti var Icardi'nin 8,2 milyon euro. Bunun 3,5 milyon eurosu maksimum 3,5 milyon eurosunu Galatasaray verecek. Ki benim bildiğim 3 milyon euro artı menajer komisyonu vesairelerle beraber bu 4'e yakın bir rakam olacak ama Galatasaray bunun dışında bir rakam vermeyecek. En azından oyuncuyu kiralıyorsunuz, yüksek bir bonservisli vesaire bu tarz bir risk de yok. Artı sizin ön tarafta probleminiz var. Gol atamıyorsunuz. Icardi gibi fırsat transferi var. Yani ben açıkçası bundan 2 Icardi hafta çözecek mi sence bu sıkıntıyı? yani Icardi de çözemiyorsa artık şey yapalım. Mbappé'yi mi getirecek? Yani kimi getirecek? Ha yani Seferovic de sonuçta bunu çözebilecek kalitede bir oyuncuydu. Ya Gomis var. Gomis var. Bir Gomis Seferovic var var. şimdiye kadar zaten. Lige baktığımızda. Yok yani daha iyisi çok yok yani daha iyisini nereden getiriyorsun? Yani o yüzden Icardi tabii ki tek başına çözmez. Sağ solu kenarı bunların hepsi önemli. Hepsi kendisini o seviyeye standarda getirebilirse herkes rolünü oynarsa tabii ki
o zaman diğerleri de gol atmaya başlayacak. Ama Icardi tabii ki golcülüğü, etkinliği başka seviyede bir oyuncu. Yani bugün Paris'in verdiği bonus 50 milyon euroyu verdi. Yani çok ciddi meblağlardan bahsediyoruz. Ben Icardi'nin başlı başına zaten sorun giderici, sorun çözücü özellikleri var. Ama asla tek başına yetmez. Yani tek başına orada kenarlardan beslenmesi lazım, arkadan beslenmesi lazım. Kenar konusunda da tabii ki Galatasaray'ın yine çok ciddi hamleleri var. Hazard şu an taraftarın merak ettiği isim. Bu arada dünya markaları. Yani bunlar böyle şey, hayal edemeyeceğin oyuncular işte Icardi, Hazard falan, yani ne oluyoruz? Hazard konusunda da evet, Galatasaray. Evet, konuşulan oyuncular. Evet, ya çok sansasyonel isim. Yok artık denilecek ama oyuncular var şu bugün an listede. Bugün As gazetesi bunu manşet yapıyor. Ya da Galatasaray'da yetkililere sorduğumuzda evet Hazard'ın durumuna bakıyoruz diyebiliyorlar. Hazard konusunda da benim gördüğüm şu, Galatasaray Hazard çıkarsa bugün Real Madrid'den başka bir takıma gidecekse Galatasaray çok ciddi şekilde oyuncuyla ilgileniyor. Ama oyuncunun ikna edilme süreci biraz sanki uğraştırıyor gibi. Anladığım kadarıyla problem ondan kaynaklanıyor ama Galatasaray'ın elinde yine oyuncuyu ikna etmek için bazı tabii ki avantajlar olacaktır. O enstrümanları kullanacaktır. Bunlardan bir tanesi mesela Mertens olabilir. Bir tanesi İstanbul faktörü. Eğer İstanbul'la alakalı bir şüphe varsa belki İstanbul'a bir davet, İstanbul'da bir tur bile etkileyebilir. İstanbul gerçekten de yaşanılası bir şehir. Dolayısıyla ben Hazard konusunda çok ümitli olmamakla beraber oyuncu ikna olursa Real Madrid'den çıkışa Galatasaray bu transfer için durumunu araştırıyor. Erden Timur transferde ilgileniyor. Ama bunun dışında daha somut en azından kanat transferiyle ilgili hamleler mutlaka var. 4-5 kişilik bir listeden bahsediliyor. Bu listenin şu an sızmaması ya da belli oranda sızması anlaşılabilir. Çünkü vakit daralıyor. Ama Galatasaray... Soruyorlar kanat transferinde adaylar kim? İşte onlar zaten orada isimlerin bir bölümü çıkıyor, bir bölümü çıkmıyor. Şu an en azından hayal satmamak lazım ama bir gerçeği söyleyelim. Gerçek şu, 4-5 kişilik üst düzey oyuncu grubunun olduğu bir liste var. Galatasaray buradan bir tanesini alacak. Bunu 1-8 Eylül arasında alması daha yüksek ihtimal. Aa gittik alamadık falan muhabbeti yok. Alacaklar zaten. Bunun verdiği özgüvenle, rahatlıkla başkan konuşuyor. Ama şu realiteyi de unutmayalım. Sadece bu iş transferle olmuyor, bitmiyor. Bak hani Icardi'yi konuşuyoruz. Kanatta yine üst düzey bir kanat oyuncusu gelecek. Yani Galatasaray'ın Trabzonspor maçı öncesi durumunu açıkçası yani biraz beni endişelendiren bir tablo gördüğümü de ifade edeyim. Şimdi basın açık antrenman vardı. Şimdi o basın açık antrenmandaki gözlemlerim beni biraz tedirgin etti. Şimdi saha için ne yapıyorsun? Maçları falan görüyorsunuz. İşte Galatasaray'ın Antalya son dakika ne bileyim Giresun maçını kaybetti. Üzerine Ümraniye maçı son dakika işte 86'da falan. Gomis attı o gol olmasa bugün çok farklı şeyler konuşuluyordu belki. Buna mal vermemek lazım. Burada biraz daha ayakların yere sağlam basması gerekiyor. Ama şu realiteyi unutmayalım. Galatasaray'da benim ki bununla ilgili dün bir tweet attım. Onu da içini şöyle, altını şöyle doldurayım. Şimdi mesela ben Fenerbahçe'ye bakıyorum, Melike. Fenerbahçe'de oynayan, oynamayan. Herkes kenetlenmiş durumda. Bakın bu çok güzel bir şey. Yani bir takımdaki kadro derinliği, genişliği evet, bazen... Evet, kenarda da göze çarpıyor. Ya 40 küsur oyuncu var neredeyse. Jesus bunu problem yapmadan, bir sıkıntıya, bir krize yol açmadan kadroyu yönetiyor. Bir liderlik bence... Sınavı veriyor. Jesus açısından güzel bir şey bu. Torrent başıma bela olur dedi 25 kişi. Ben dedi 18 kişi, 20, 23, 25 kişi falan istiyorum. 30, 35 kişi istemiyorum. Torrent'in böyle bir açıklaması vardı hatırlarsın. Evet, evet. Yani orada biraz daha Torrent şeydir. Sınırlı kadroyu sever. Beşiktaş'a bakıyorsun. Çok güçlü bir oyunu var. Bence hani o şeye Alanya maçına çok takılmamak lazım. Orada başka faktörler oldu. İyi oyun oynuyor Beşiktaş.